Sultan Tuğrul Bey 3 sene önce varisi olmadan ölmüştü. İran'ı kaosa sürüklemiş ve tek kuzeni aklı olan benim babam Kutalmış'ı da varisi olma yoluna itmişti. Tuğrul'un hırslı yeğeni Alparslan kendisine sadık olanlarla beraber Horasan'dan indi ve Demyan savaşında bizim kaderimizi mühürledi. Ben yakalandım babam da öldü onursuz akrabalarım tarafından affedilmiş ancak bir o kadar da sürgün edilmiş halde kardeşlerim ve ben bizi sadık kalanları liderlik etmeye devam ediyoruz. Dağlarda ekmek kırıntısıyla yaşamaya devam ediyoruz. Ben biliyorum ki daha büyük şeyler bizi bekliyor. Roma ordusuna akın akın gelmekte olan Oğuz ordularından bile büyük. Bu topraklar alınmaya değer. Şimdi karşımıza böyle bir görüntü çıktı. Biz buradayız. Süleyman. Kutalmış oğlu Süleyman. Rakibimiz olan Alparslan ve 3 sene önce ölen Sultan Tuğrul Bey. Eğer 1066'da Kutalmış olu Süleyman olarak başlamak isterseniz karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu noktada bir karar veriyorsunuz. Yeni bir Selçuklu ülkesi yaratmak benim kaderim derseniz bir şöhret seviyesi kazanırsınız ve Maraş'ta 600 kişilik bir ordunuz olur. Ya da dersiniz ki Büyük Selçuklu tahtı bana ait. Böyle olunca da Selçuklu İmparatorluğu üzerine zayıf akiddanız geçer. Sizin kampınız meşruiyetçiler kampı olur ve siz ve İmparator Alparslan can düşmanları olursunuz. Tabi öncesinde de biz kendisiyle rakip olduk. Paralı askerler kuralını benimsedik ve önceden de Maraş'ta elimize adamlar geçmişti. Şimdi bu noktada tabi ikiye ayrılabilir durum. Birçok kişi der ki yani Büyük Selçuklu'yu elde etmek daha büyük bir başarım olabilir. Ancak şu an Büyük Selçuklu'nun başında son derece yetkili biri var. Bizi orada istemiyorlar. Biz de istediğimizi alamadık. Babamız öldü. Babamız eğer imparator olsaydı Ondan sonra tahta biz geçecektik. Ancak öyle olmadı. Dolayısıyla kimseye bağlı kalmadan, kimseye muhtaç olmadan aynı hataları tekrar etmektense yeni bir kader çizmek bence daha iyi. Görmüş olduğunuz gibi elimize 600 kişi daha geçti. Efendim herkese merhabalar. Ben Barzon ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yeni bir videoyla daha beraberim. 24 Eylül Salı günü Rolls to Power ek paketi geldi ve bununla alakalı büyük bir güncelleme oldu. Artık ...topraksız karakterler olarak da oynayabiliyoruz. Şimdi tarihsel açıdan baktığımız zaman... ...biz bu güncellemeden önce... ...burada görüyorsunuz Edessa... ...düklüğü var. Edessa düklüğü... ...Selçuklu İmparatorluğu'nun içindeydi. Selçuklu İmparatorluğu içerisinde de... ...burada görmüş olduğunuz gibi Mervaniler tarafından... ...yönetiliyordu. Ve Atabey Ahmet ise... ...bizim önceki sürenimizdi. Ben bununla alakalı hatta hatırlarsınız bir... ...seri bile çekmiştim. Şimdi tarihsel gerçeklik açısından baktığımızda... ...Edessa yani Urfa tarafları... Bizans'taydı. Ve yine tarihi açıdan Alparslan'ın büyük rakiplerinden olan bir tanesi bizim babamız Kutalmış. Oyun başlamadan önce öldü ve biz de sürgün edildik. Kendisiyle rakip olduk. Tarihte Kutalmış oğlu Süleyman ise Selçuklu İmparatorluğundan göç eden Oğuz Türklerini Toros Dağları'nda barındırıp bir noktada otorite boşluğu olan Bizans Anadolu'sunun içerisinde akın akın gelen Türkleri yönetmeye başladı. Biz de bununla alakalı buna benzer bir macera yaşamaya çalışacağız diyelim size. Eğer yapabiliyorsak kendi gücümüzü arttırabiliyorsak mümkünse Anadolu Selçuklu krallığını kurmaya çalışacağız. Şimdi tabii nihai hedef bu. Bu olmasa da olur. Açıkçası ben bu videodan önce iki defa kadar topraksız karakterlerle oynamıştım. Şöyle bir test etmek amacıyla. Yönetmesi çok zor değil. Sadece belli başlı amaçlarınız olmalı ve ufak tefek unsurlara çok dikkat etmeniz gerek. Nedir bu ufak tefek unsurlar? Alacağınız işler, ordu büyüklüğünüz, elinizdeki erzaklar, paranız, prestijiniz, dindarlığınızın dışında kamp içerisindeki geliştirmeler ve kamp yönetimi. Biraz da bunlara bakacağız hatta. Şu an biz Maraş'tayız. Burada görmüş olduğunuz gibi belli başlı kontratlar var. Pegonite sahnesinden Vali Theodoros burayı yönetiyor. Ve baktığımızda Alparslan şu an Ermenistan Dejur Krallığı'nı istila ediyor. Bu noktada tabii Vaspurakan ve Mezopotamya düklükleri de yanlış hatırlamıyorsam direkt ünvan olarak Alparslan'a bağlanacak. Buradaki bütün topraklar çoğunlukla Alparslan'a geçecek. Alparslan'la rakip olduğumuzdan dolayı artık Selçuklu topraklarında çok bir işimiz kalmadı denilebilir. Biz Bizans İmparatorluğu içerisinde özellikle Anadolu'da kendi kaderimizi tekrardan çizmeye çalışacağız. Hatta şöyle bir arazi haritasına bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi özellikle Sivas taraflarında bu taraflarda Ankara taraflarında özellikle Armeni yakın güneyinde tam şu noktalarda belki kendimize ait bir ülke kurabiliriz. Çünkü biz Oğuz Türk'üz ve buralar görmüş olduğunuz gibi Bozkır. Bize uyuyor yani. Ha, Fokas hanesine bak. <laughs> Bardas Fokas kör edilmiş. Vay be. Burada görüyorsunuz Vasileus 2. Vasileus. Makedon hanesinin son büyük imparatoru. Öncelikle yaşam tarzımızı bir seçelim. Askeriyeden gidiyoruz. Topraksız olarak seçebileceğimiz tek odak noktası var. Bunu seçtik. Şu an 20 yaşındayız. Normalde güncellemeden önce yaklaşık 28-29 yaşlarındaydık. Fakat şu an genç başladık ve özelliklerimiz hiç de fena değil. Oyunda ilerledikçe de bu özellikleri arttıracağız diye umut ediyorum. Hatta şu an istersek topraksız bir birey olarak kendi alt hanemizi bile oluşturabiliriz. Ancak bu kardeşlerimize geçer mi bilmiyorum. Ee, geçmeye de bilir ama bakalım. Elimizde 96'ım var. Ortalama erzak var. Evli değiliz. Kendimize bir evlilik bulabilir miyiz bir bakalım. Şu an yakınlarda bulabileceğimiz bir evlilik yok sanki. Heh. Şu an kampımızda. Biz dahil 4 kişi var ve bu kişiler Mansur, Alp İlig ve Davlap bizim kardeşlerimiz. Özelliklerine bakıyoruz. Ortalama yani fena değil. Özellikle Davlap baya iyi. Bunları görevlere belki getirebiliriz. Koruma olarak Mansur'u ekliyoruz. Kendisi çünkü iyiymiş. Bir de kervan başı ekliyorum. Gayet güzel. Şimdi koyabileceğimiz yetkiler bu kadar. Bir suç kontratı var. Belki suç işleyebiliriz bilmiyorum. İdaremiz fena değil ortalama. Burada bir sınır çatışması meselesi var. Belki bir gidip bakabiliriz. Yol bulucu kiti ekledik kendimize. Gerçi bunu çıkarabiliriz çünkü mesafe çok kısa. Onun yerine başka bir şey ekleyebiliriz. Mesela paralı asker ekibi. Fena olmaz. Kalater Rum'daki bu sınır çatışması ufak bir hukuk sorununa yol açıyor. Normalde sınırları çizilen bölge <laughs> gerçeğinden çok daha farklıymış. Dolayısıyla bu hata ortaya çıkar çıkmaz düzinelerce davalar açılmış ve düzinelerce meseleler oluşmuş. Burada ciddi bir karışıklık var. Bizim işverenimiz de bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor. Sanırım ben bunu çözebilirim dersek... %43 ihtimalle başarıyoruz ve hem para alıyoruz hem de erzak alıyoruz. Ancak %57 ihtimalle bocalayabiliriz de. Diğer iki seçeneği seçemiyoruz çünkü mesela avcı başımız yok ve geride bırakabileceğimiz bir yetenekli takipçi yok. Biraz strese girerek mesela 75 stres kazanarak bu işi bir tamamlayalım derim. En azından kendisini patron olarak ekleyebiliriz. Güzel kendisi bizden hoşnut. Mesela kendisine bu şekilde iş yaptığımız için ve kendisinin işini hallettiğimiz için kendisinden bir iyilik de isteyebiliyoruz. Erzak isteyebiliriz, altın isteyebiliriz ya da bir düzenli asker bölüğü isteyebiliriz. Bir bakalım. Şu an elimizde bir düzenli asker bölüğü yok. Onun yerine özel askerler var burada. Bir tane daha ekleyebiliriz mesela. Atlı okçular eklemek isterdim fakat parası fazlaymış. Dolayısıyla bir tane şöyle hafif süvari ekleyebiliriz. Hafif süvari ekledik. Bunu erzaklarla ya da altınla doldurabiliriz. Erzaklarla doldurduk ve ben kendisinden diyorum ki ya bana biraz erzak lazım diyebilirim bitimine yakın belki isterim kaynak toplayabiliriz biraz erzak toplasak iyi olur çünkü şu an kampıma bakıyorum kampımda sadece büyük bir çadır var ve biraz da para elde etmem lazım şöyle bir gidelim bakalım bu gördüğüm kadarıyla bir suç kontratı değil fakat idari işlerde bir sıkıntı var kendisi idari konusunda hiç iyi değil kendisi hasta entrikası yani vasatın altında. Şu an bir siyasi plan başlatacağız. Başarı şansımız eksi 9. Gizlilik 12. Heh. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Elimizde sadece 3 kişi var katılabilecek. Bu kardeşimizi ekledik. Seni de ekliyoruz. Onun iyi huyuna gelebiliriz bu şekilde. Biraz prestij harcarız. Olur. Elimizde şu an bir avantaj anahtarı geçti. En az 5 tane olmalı ki bir planı bitirelim. Şu an ekleyebileceğimiz kimse yok. Şu an kendisinden biz para mı çalmaya çalışıyoruz? Sanırım. Yok. Gerek yok. Yani biraz erzak alabiliriz. Evet iyi olur ya. Bu arada ben evlensem iyi mi olur diyeceğim ama kendime eş bulamıyorum. <laughs> Buralarda evlenebilecek kimseler yok sanırım. Şu an istesek planı bitirebiliriz. Erzağımız normalde bitmiyor ama. Yani i̇stersek bir şey ararız deriz. Burada yine elimize erzak geçer. Burada da bu şekilde. Erzak kullanımını azaltsak daha iyi aslında değil mi? Evet. Bence erzak kullanımını azaltalım. Alexios kampa mı geliyor? Olur. Olur olur gel. Sen bize lazımsın. Ben seni şöyle bir etkileyeyim. Dinime geçmek ister misin? Yok. Şimdi şöyle bir 10. seviye yapabilirsek bence daha güzel olur gibi. Ne kardeşimizle şöyle bir güreşecek miyiz? Evet. Yenildik. Ama şöyle dövüş gücümüzü arttırabiliriz. Çok güzel. Dövüş gücümüzü arttırdık. Gayet iyi. Bana ayı mı demişler. <laughs> çok iyi bana ayı diyorlar ya. Çünkü çok güçlüyüm. Plan gayet güzel gidiyor. Hiç fena değil. Arkadaşlıkları aynen. Kamptakiler iyi geçinmeli birbiriyle. İyi olur. Şu an maksimum sınıra mı geldik? Hı? Şu bir avantajı daha elde edersem sanki güzel olur gibi. Evet. Bakın arkadaşlar planlar artık bu şekilde ilerliyor. Bir planı bitirebilmeniz için elinizde avantaj anahtarları olması ve... En az 5 tane olması lazım. Bu avantaj anahtarları biriktikçe ve daha fazla siz bunlardan kullandıkça planı başarıyla arttırmanız daha fazla olur. Deneyelim bakalım. Ve becerdik. Bize, "Oo bir dakika biz suçlu mu olduk? Ben fark etmiyordum." <laughs> Farkında olmadan suç işledim ya. Oo, hiç iyi değil. Oo, elimize yeni güzel Yeni yemekler denedik. Yunan yemekleri denedik ve elimize fazladan kaynak geçti. Mükemmel. Şu kaleyi bir ziyaret edelim. İmparator hakkında bir şey mi duymuş? Aa, inanmıyorum. Acaba savaşta yardım edeyim mi diyeceğim ama ne? Yok be. Bakın kim var burada? Alexios Komnenos. Kendisi nasıl oldu bilmiyorum ama çocuk halde tutabiliyor burayı. Helal olsun. Eğer Komnenosları başa geçirmek isterseniz 1066'da kendisiyle oynamayı deneyebilirsiniz. Şu kaleyi bir ziyaret edelim bakalım. Bir şeyler bulabiliriz sanki. Evet, eğitim alanı yok değil mi? Doğru. Hadi zar atalım. Para kaybettik. Ne? Hikaye dinleyelim. Ne varmış? Güzel. İşe alabileceğimiz birileri. Ha çok fazla be. Vaa Vedis fena değil aslında. Evet, borca girdik. Acaba hazine avına mı çıksak, suç kontratından baksak yoksa diplomatik meseleler mi? Hı? Hadi hazine avı. Geri dönelim. Sen neredesin? Olur. Hadi gidelim o zaman. Kampla gitmeye çalışalım bakalım. Ama of çok tehlike var be. Biz nereye gidiyoruz ya? Yani? Ayda. Kaynaklarımız da ciddi tükenecek biliyor musun? Yok. Ciruf'ta gitmemiz gerekiyormuş. Acaba ne var? Hiçbir fikrim yok. Avedis ile Mansur arasında bir mesele çıktı şu an. Avedis'i tutuklayabilirmişiz. Tutukladık. Kabul etmiyor. Aa inanmıyorum. Gel gel. Heh. Saldırıyoruz sanırım birilerine. Güzel. Saldırabiliriz sanki. Dövüş gücümüz gayet iyi. Bence kazanırız ya. Lütfen kazanalım. Evet. Harika. Aa yok. Kaçtı. Tüh. Kilikya kapılarına geldik. Şu an ciddi anlamda böyle bir korku bastı bizi. İlginç. Hadi saldıralım. Çok güzel para aldık. Çok iyi. Kampımızda şu an burada, değil mi? Acaba kampımızı geliştirebilir miyiz? Bir bakalım. Şöyle koyduk seni. Proving Grounds'u koyduk. Yapacağız bir şeyler bakalım. Biraz para kazanmamız lazım. Sen neredesin? Ya yani burada bir mesele var. Olabilir. O esnada şu kalenin içine bir girip bakalım. Aa, güzel. Suçluları avlama kontratları varmış. Biz bence bunu deneriz. Bence bunu bir deneyelim. Dövüş gücümüz ve askeriyemiz fena değil çünkü. Bence yaparız. ya. Şöyle yetenek allayalım, Bir de şöyle tehlikeleri azaltalım. Hiç fena olmaz. Kurtaralım kendisini bakalım. Bunu koyduk. Sen de koyduk şöyle. Planlara yetenekleri olan kişileri koyuyoruz. Koyduk babacım seninle. Bir sonraki fazla yapabileceğiz sanki. Öyle anlıyorum. Evet. Planı bitireceğiz. Yüzde Bu kadar. Ve kurtardık. Hanımefendi kurtardık. Aa acaba kendisi evlenebilir miyiz? Patronlarımızın ekibine bir kişi daha ekledik. Belediye başkanı Johannes. Artık bir iyilik istediğimizde bize yardımcı olabilecek. Böylelikle de suç özelliğimizde azaltıyoruz. Bu hanımefendiyi bir beladan kurtardık. Bir kurtla başı dertteymiş. Heh. Ha deriz ki mesela önümüzde çok uzun bir yol var. Bu hanımefendi sanırım kaybolur gider. Ya da deriz ki Julia'ya bize katılmak ister misin? Bence bir deneyelim. Hatta belki evleniriz kendisiyle. Tüh katılmadı. Kötü oldu ya. Başka alabileceğimiz kontratlar bir bakalım. Şöyle bir kampımıza bakalım. Aynen öyle. Birileri eklenmiş. Hatta ekleyebiliyorsak. Master of Arms. Aynen öyle. Seni ekledik. Çok güzel. Konya Kalesi'ne bir gidelim. Bakalım kimi alabiliriz. Ha, Aygidia. İdari yetenekleri falan fena değil. Aygidia'yı aldık. <laughs> Biraz borca girdik ama. Biraz kontrat varmış elimizde. Güzel. Buraya gidebiliriz. <laughs> uzak kıyılar diye böyle bir. Evinden uzakta bir adam. Hatta bakın burada bir seçenek de var. Acaba bütün Oğuzlar burada bir ev bulabilir mi kendine? Hmm. Ve biz Yunan kültürünü mü benimseyeceğiz? Yok bence yakınlaşmayı arttıralım. Gücü arttıralım be. Hah. Gücü arttıralım şöyle. Ekleyelim. Gayet iyi olur. Ay gidiyacım. Seninle evlen... Heh, evlenmek ister misin? Hadi bak. Evlendim seninle. Çok güzel. Belki ileride çocuğumuz olur. Bilemeyiz. Tahta hizmeti açtık. Biraz korkunçluğumuz belki artar. Heh, fena olmaz. Yaşımız 27. 7 sene geçti. Ve çok bir yol alamadık sanki ama. Bir bakalım hala borçtayız. Para verebiliyor musun? Çok teşekkürler. Evet, borçtayım çünkü. Şurada bir kontrat var. Bir bakalım. Gidelim. Yapmaya çalışalım. Evet, strese girdik biraz. Bu savaş hala devam ediyor mu ya? Kaç sene geçmiş? Tamam, biz seni yeterince etkiledik. At yarışı varmış. Aa, acaba at yarışına gitsek nasıl olur? Burada söğüt falan var. Yolumuzu bence biraz şöyle değiştirelim. Tehlikeyi azaltırız bayağı. İstanbul'a geldik. Yeşil oy vereceğim ya. Hmm. İzin. aa izin verdi bizim ya, <laughs> üst lojeye girmemize izin verdi çok iyi. Şu an yeşil kazandı değil mi? Aa bir dakika, ney? Adaylık skoru mu? Ben aday mıyım Bizans'a anlamadım. Ben sanırım Bizans adayım ya. Benim adaylık skorum varmış. Çok ilginç. Ne ee, maviler kazandı ama ee, para kaybettik sadece kötü oldu bizim takımımız kaybetti acaba diyorum İstanbul'a gitsek Hı, nasıl olur bence güzel olur orada daha fazla iş bulabiliriz sanki e ee, bulduk sanki bir şeyleri kontratlar Hı. Bir gidelim bakalım buraya güzel az para aldık ama Hı. şu an para kazanmaya çalışıyorum. Ha atlar hakkında bir şey biliyoruz. Güzel. Gayet iyi. Kampımızda biraz eğlence düzenleyelim bence. Fena olmaz. Stresimiz yükselmiş çünkü. Elimize baya bir erzak geçti. Avcı mı olduk aynı zamanda? Evet. Ee, stresimizi de azaltmış olduk arkadaşlar. Güzel. Yapabileceğimiz bir kontrat geldi. Masumları koruma. Bunları şöyle koyalım. Hıh, eşimizin dilini öğrenmeye çalışacağım. Bakalım. Bu planı bitirebiliriz hemen. Ha eşim hamileymiş. Evet bu planı bitirebiliriz. Çok güzel. Elimize biraz para geçti. Bunu şöyle arttırabiliyor muyuz? Yok biraz daha para ihtiyacımız var sanki. Hmm. Biraz suç işleyelim o zaman. Paraya ihtiyacımız var sanki. Kızım olmuş. Canan isminde. Aa ne oldu? Tüh plan gitti ya. Hah şu işe bak. Kontrat arayalım ya. Evet. Taşıma kontratı fena olmaz. Olur. Gayet iyi. Sert zemin uzmanı özelliğini kazandık. Bize para verdi. Harika. Çok güzel. Erzak kullanımını azalttık. Elimize para geçti biraz. Hah. hasta olmuşum az önce. Tamam. Hekimim yok mu? Hadi. Hadi hekimim ol. Yardımcı ol bana. Burada bir taşıma varmış. Ne besarabiye mi diyoruz? Hadi bakalım. Güzel güzel iyi para elde ediyoruz şu an. Bir de iyileşsek. Hayda bu çıktı şimdi karşımıza. Alexios söylüyor mu? Hadi ölsün. Arkada bıraktık onu. Sen kimsin? Savaştasın. Kime karşı? Of. Daha bilmiyorum ama şu erzaklarla bir dolduralım şunlara. 1400 3600 biz kendimize eklersek 3200 mi yapıyor? Biraz bekleyin belki. Evet Yunanca öğrendik. Biraz sıkıntılı işte bu ama. Yok kabul etmeyeyim. Ha. ha savaşa katılmışız. Harika. Burada düşman ordusu var bir bakalım. Evet. Ve yok ettik şu an orduyu harika. Düşmanın canını okuduk sanırım. Evet bütün ordusu yok oldu. Aa, kime karşı kazan... Bir dakika ne? Ha sana karşı mı? Savaş hedefi değişti ya. Bak şimdi düşman ordusunu burada haklayacağız. Tamam bu kadar. Biz nereye almaya çalışıyorduk? Ha. Harika. Ne? Savaşınca yapılabiliyormuş bir şeyler. Ordumuz da fena değil. Bizans'ta bir savaş mı var? Evet. Oh 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 oh. Gerçi bilmiyorum Bizans'ın savaşına katılabilir miyiz ama. Katkıda bulunayım mı sana? He? Ne dersin? Bana para verdi. Mükemmel. Şunları biraz arttırayım şöyle. Erzaklarla doldurayım. 1635 kişilik bir ordum var. Oo, yalnız Bizans ordusu burada değil mi? Bizim çabucak gitmemiz lazım şöyle. Şuradaki kale kuşatımında belki yardımcı olursak. Hı, elimizdeki <laughs> inanmıyorum. Elimizdeki harita gitti sanırım. Ya kazanıyoruz sanırım ya. Yani Bizans'a karşı ha? çarpıştı. tek başıma da çarpışmak istemiyorum ama. Aa, imparatorun üstüne mi gidiyoruz? Çok güzel. Ya şu an Bizans imparatoruna karşı savaşıyoruz. Çok iyi. Aa şuna bak Alexios kanlı hisarlı yakalanmış. Yani kuşatma silahımızın olmaması biraz sıkıntılı ama Bizans ordusu yok oluyor. Ve hastalıklı yerde savaşıyorlar. Tebrikler. Burası savaşta mı? Evet savaştaymış. Sana yardımcı olayım mı? Bak buradaki köylü ordusunu bir yok edeceğiz şimdi var ya. Bu kadar basit. Ulan senin Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat. Aa inanmıyorum. Beni ayıpladı şu an. %100 kazandık şu an Bizans Savaşı'na. Alexios'un kardeşi Isaacos geçti. Çok güzel. Alexios'tan sonra da Isaacos'tan sonra da Alexios geçecek. Çok iyi ya. Bir gidelim bakalım buraya. Dövüş yeteneğimiz iyi olduğu için sanırım bunu direkt böyle halledebiliyoruz. Harika. Bunu şöyle birinci seviye arttırabiliriz. Bol bol iş yapmamız gerekecek sanırım. Yeni bir hane kurdum. Hı. Konstantinopol diye bir hane yok ben bunu değiştireceğim. Ben bunu değiştireceğim ya. Yani. Baştan başlayacağız. Böyle kalacak. Amblemler. Amblemleri bir seçelim bakalım. Şöyle yaptık. Arka planın rengini şöyle kırmızı yapabiliriz. Bence gayet güzel oldu. Hatta bunun ismini de Kutalmış Oğlu yaptık. Mottomuzda ne olsun? Alparslan'ın yaptıklarını unutma. Ünlemişlerdi. Bence gayet güzel. Tabii sanırım kardeşlerimiz evet hala Selçuk kaldı ama biz artık kutalmış ol hanesi olarak gözüküyoruz. Kontrat var mı? Evet gidelim. Bence halledebiliriz. Burada ne varmış? o? Böyle yapsak olmadı. Paralı asker mi alsak acaba? Aynen insanları durduruyoruz. O çok fazla tehlike var diyor. Gidelim artık yapacak bir şey yok. Şu an kontrolü arttırmaya çalışıyoruz. Oldu mu şimdi? Planı tamamladık mı? Ne oldu? Para mı kazandık? Ben çok anlamadım ama. Victor Kim bu Convictor? Olur olur. Ee, rakibimizin gücü çok az. Ben bunu hallederim ya. Ordumuzun kalitesi de fena değil. Evet. Hallettik. Yalnız tabi kuşatma silahımız <laughs> biraz para alsak mesela nasıl olur? Evet. Para alalım. Erzağımız var. Hiç problem değil. İnsanlar bize para versin. Böyle bir kıyak geçsinler. Kampımızın geliştirmesini arttırabiliyorsak biraz geliştirelim hatta. Şu berber çadırı ekledim. Biraz para gelir elimize. Bakalım askerlerimiz ne kadar ha? Yardıma mı ihtiyacım var? Sen kime karşı kapışıyorsun? Aa, biz burası için çarpışıyormuşuz. Ha, çok iyi ya. Ben böyle kendimi geçirsem. Evet savaşı kazandık arkadaşlar. Katkımız ne kadarmış? 3467. Evet bitir. 346 altın verdi bize. Yeah, boy. Mükemmel. Aa çok iyi ya. Şu an benim biraz umudum oldu açıkçası. 17 sene sonra. E, kızımızı da eğitmeyi unutmayalım. Şu diplomasi. Fena olmaz. Eğitiriz. Yardım lazım mı Alexios'cum? Hı? Alexios'a yardımcı ya e, yok. Kaybetmişiz. Tüh. Kime karşı çarpışıyoruz? Olur tabii ki yardımcı oluruz. Sayıları çok fazla ama hiç sorun değil halledeceğiz. Aynen şu orduları şöyle erzakla bir dolduralım. Bir şişirelim bir güzel. Evet. Mükemmel. Yetiştim. Bu kadar. Savaşı bitirdik. 70 altın. Hiç fena değil. Evet Elimizde şu an baya bir para geçiyor. Harika gidiyoruz bence. Bunu şöyle arttırabiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi. Bence şunu biraz arttıralım. Evet oyun şu an biraz güzelleşmeye başladı şans. Aynen. O birinde. <laughs> İnanmıyorum. Seni hapsetmişiz. Crispin mi? A. Robea Crispin. Kardeşi galiba. 58 yaşında ölmüş. Bu güzel bir işe benziyor ya. Bence gidelim. Gemiyle seyahat lazım. E, aynen öyle. Bence yolu biraz şöyle azaltalım. Yani daha doğrusu yolu değiştirelim bence bir. Be. Şuraya gitsek tehlikeyi azaltır gibiyiz bence. Evet tehlikeyi baya bir azalttık şu an. Elimize baya bir para geçecek. Kampımızda inşa işlemleri devam ediyor. Şu an çok iyiyiz. Suratınız. Ya bu yapılmaz ama be. Adam Adamından... öldü. Buralarda kontrat mı var? Buralarda sanırım bir kontrat varmış. Balkanlara kadar gidelim mi ama bilmiyorum ki. Eh, bence İstanbul'da bir kontrat arayalım. Aynen, niye olur? Ha, gidelim buraya. Şöyle arkadaşları ekleyelim. Hiç fena olmaz. Çok güzel. Bunu da açtık. Seyahat güvenliğimiz 125 daha fazla. Erzak kayımız da az. Hiç fena değil. Yeni bir birlik alabiliyoruz. Ben Bakın şu an 81 altın harcayarak okçu süvari yapacağım. Bunları da şöyle sonuna kadar arttıracağım. Erzaklarla zaten bayağı bir erzağım var. Ordum şu an bayağı iyi. İstersen belki Bizans'a bile kafa tutabilirim bilmiyorum. Planımız ne alemde? Devam ediyor. Evet kampımızda bir şeyler yapıldı. Belki buraya bir şeyler ekleyebilir miyiz? Yok. Az paramız var. Belki şuralara üst taraflara görmüş olduğunuz yerlere bir şeyler ekleyebiliriz. Okçu süvari için gideceksek belki şunlardan gidebiliriz. Bunun için de bayağı bir para lazım. Evet, plan istersek şu an bitirebiliyoruz. Sen hasta mı oldu? Nope. Evet, biraz öyle oldu sanki ama daha fazla artmıyor mu? Aa, tüh! Biri öldü. Şu anahtarı arttırı çıkarırsak belki. Bizans nereye gidiyor anlamadım. Ayda yine mi savaş var? Bizans'a yardımcı olayım mı acaba ya? Sanki yapar gibiyiz bilmiyorum. Bizans'a istesem yardımcı olabiliyor muyum? Kabul etmeyecek diyor. Az parası var. Bence deneyelim. Hallettik. Çok güzel. Evet, bunları almak lazım ya. Burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel kontratlar var. Sen neredesin babacım? Burada mısın? Peki. Sen neredesin? Sen buradasın. Tamam ben sana geleceğim. Şunu almayız. Hastalık falan yok sanırım. Bence hallederiz ya. İyi para kazanıyoruz. Bir şeyler kurabiliriz hatta buraya. Güzel. Bunu kurduk. Arkadaşımız oldu. Harika. Vah çıvan olduk. İdari yeteneğimiz arttı. Ne, burada baya bir problem var ama. Biraz borca gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Deneyelim bakalım şansımızı. Şimdi nereye gideceğiz? Oha nereye gidiyoruz ya? Güzel. Canan iyi bir çocuk oluyor sanki. Öfkeli bir diplomat ama bakalım. Şu an altı... o güzel. Parayı kazandık. Sen neredesin? Olur olursan da geliriz. Sen neredesin? Bakarız ya. Sen savaşı kay... Ha savaşı kaybetmişti. Şu... Askerleri bir dolduralım. Çok güzel. Hatta ben şunları birer arttırabiliyormuşum. Hiç fena değil. Baya yine güçlü bir ordum var. Düşmanın gücü nasıl? Ya e ben sana sanki yardımcı olabilsem, he. ne dersin? Evet. Bizans ordusu nerede? Bakalım. Şu an Bizans ordusuna yardım edeceğim. Tüh hasta olduk be. Bir kızımız daha oldu. Karacık koyduk ismini. Gereğinden fazla yapma ama sağlığımız kötü mü? Evet. Alparslan öldü geçmiş olsun Adam öldü Evet iyileştik Bu kızımız yalnız biraz <laughs> Kızımız Yunanca öğrenmiş Gayet iyi gidiyoruz ya Acaba gidebiliyor olsak nasıl olacak Oğlum karar ver kuşatıyoruz mu ne yapıyoruz Allah Allah Basileviz gel şöyle düşman ordusunun üstüne dalalım ha. Ne dersin Hallederiz bak 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 nasıl yok ediyoruz şimdi Bence yok edeceğiz onları Ordunun başına ben varım değil mi Bu kadar Of elimize çok güzel <laughs> rehineler geçti. Ama bunu salamıyoruz. Güzel seni saldık. Sen kimsin? Gel gel seni kampa alacağım gel. Selçuklarda savaş var. <laughs> çok kötü ya. Sen neredesin? Bana ne kadar vereceksin? Tamam olur. Gidelim abi iyi olur. Paramız da var. Vurkaç yapabiliriz aslında. Böyle iyi. Nereye gidiyoruz? Buraya gidiyoruz. Peki. Şu an yolsuzlukla savaşıyoruz. Burada kontrolleri arttıracağız. Burada arttırmış mıyız? Yani arttırmışız biraz. Aynen öyle. Ve son olarak da buraya gideceğiz sanırım. Güzel güzel gel. Ordu gücümüzü şöyle erzaklarla. Baya bir erzak kazanıyoruz çünkü. Aynen öyle. Para da verdi bize. Çok güzel. Şimdi benim kampıma mı gelmek istiyorsunuz? Olur gelin. Hatta bakın şöyle sizi. Benim stresim ne durumda? Çok da yüksek değil aslında. Aynen öyle. Stres azalttık baya. Oo bir dakika. Bu güzel bir kontrat. Bunu alsak of 600. Biz neredeyiz şu an? Bunu alabilirsek çok iyi olacak. Güzel. Ben bu kontratı alırım şimdi. Curcu'ya mı gidiyoruz? Hadi gidelim o zaman. Hı. Askerlerimizi tüketiyoruz bu şekilde ama askerlerimizi toparlamak hiç de yani büyük bir problem olmasa gerek. Burada biraz tehlike var. Curcu'dan şöyle gitsek acaba. Akça Dağ'dan gitsek. Sanırım çözülmedi. Orta seviye tehlike ediyor ama bakalım. İyi para gelecek bunun sonunda ben öyle hissediyorum. Çünkü belki arttırabiliriz. Azıcık daha para olsa fena olmaz. Yalan kamp ateşini ikinci seviyeye çıkaracağım. Bu şekilde şövalyelerim sayısı ve düzenli asker bölükleri de artacak. Şu an hatta bir tane daha alabiliyorum. Şöyle bir light horseman yapabiliriz. Bunu da şöyle arttırırız. Hatta erzaklarla. Erzağı bayağı bir tükettik ama olsun. Şu an nereye gidiyoruz? Peki. Gayet güzel. Asker kaybetmiyoruz sanırım biz ya ama. Aynen öyle. Para kazandık. Çok güzel. İmparator bizden hoşlanıyor mu? Yani şöyle böyle. Ordu gücümüz fena değil. Bakalım şöyle kontratlara. Sen neredesin? İmparatordan kontrat alabiliyormuşuz. Aa, güzel. Nereye gidiyoruz? Merve mi? Aa. İran'a gidiyoruz galiba. <laughs> Aa çok iyi ya. Ee, olur. Gidelim. Şöyle gemi mi alsak? Aynen gemi gemi alırız. Sonra hatta yolu şöyle buraya çekiriz. Merden de tekrar ee, diyelim şuraya gelir. Aynen Dandana kanından. Tehlikesiz gidiyoruz sanırım ya. Gayet güzel oluyor. İmparator şu an bizi kurye niyetini kullanıyor ama iyi para verecek sanki. Kampa bir şeyler yapabiliriz yine. Hatta yapabiliyorsak şunu arttıralım. Para getiren bir şey olabilir mesela. Aynen morticians tools. Bu yapılabilir. Ama bunun içinde tabi katipler ya da suçlular olmamız lazım. Aa buralar. Buralar boş kalmış eyvah. Hadi seni getirdik şöyle. Para elde ettik. Bizans'tan Pers İmparatorluğuna. Konstantin Nekil'i niye verirsin ki onlara ya? E sen o kadar güçsüz olmamalısın. Sen daha güçlüsün onlardan. Aa! Kansere yakalandık arkadaşlar. Bu hiç hoş değil. Acaba kendisinden tekrar bir kontrat alabilir miyiz? Hı? Hatta şöyle bir asker bölüğü aldım. Tamam mı? Kaynak alsam ne kadar verecek? 2000. Erzakları tükettik ama orduyu baya bir güçlendirdik. Şu an çok sağlam bir ordumuz var. Ben şu an imparatordan istesem toprak vermesini de söyleyebilirim ama sanırım kabul etmeyecek. Eğer bin altın verirsem <laughs> çok iyi ama yok. Zaten yakında öleceğiz. 44 yaşındayız, kanser olmuşuz. Onun yerine kızımız geçecek. Daha fazla yaşamayı isterdim Süleyman'la ama yine yine fena değil. Orduyu bayağı bir güçlendirdik. Ciddi anlamda iş yapıyoruz. Kontrat yok mu ya? Aa kontrat kalmamış. İstersek kendisine biz toprak alacağız ya. Ee, senin vasalın olman karşılığı bize yardımcı olur musun? Kabul etmeyecek. Kabul edecek diyor. Biz nereye alıyoruz ki? Size bakın anlamadım ben. Moldova için yapabilirmişiz, Hırvatistan için kabul edebilirmiş ama bunlar da almış. Mısır için alalım mı diyeceğim? Bilmiyorum. Yakında öleceğiz zaten. Şehre gidelim. Kontrat bakın al. Taşıma kontratı hiç fena olmaz. Ayda, bu güzel bir şeye benziyor 3 yıldızlı. Bu da fena değil. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Olur olur. Giderek <laughs> yapalım. Yine mi Merve gideceğiz? Merve Merve'den dönerken zaten kanser olmuştuk. Olur 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 gidelim. Yine aynı yol mu izliyoruz? Hey, gidelim bakalım. Omnenos kılıcı gelmiş. Dövüş yeteneğim arttı. Ulan Süleyman ölmemen lazım ya. Çok güzel. Gerçekten iyi. Bu taşıma görevine bakalım. Nereye gidiyoruz? Anun Peksen. Neresi bu? Kumanya. Urgay. Of. Uzak baya. Bir denesek mesela ne kadar olur? Tamam gemi kaptanı almayız. Onun yerine. Ve tehlikeyi azaltacak bir şeyler. Hı? Para paradır sonuçta yapalım. Bence hatta yaşarız biraz daha kansere rağmen. Şunu arttırabiliriz. Çok güzel. Sağlığımız baya bir artar. Oğuz olduğumuz için sanırım Bozkır'da hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Gelmek istiyor mu? Ha? Olur olur gel. Ay yok. Gelmedi. Evet 3 kuruş para verdi. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Ben ben biraz ısı yok ben bayağı bir ısındım bu olaya aslında. Güzeldi bu. Kutalmış oğluyla daha fazla şeyler yapabilirdik ama ben yani en azından şu noktaya kadar yani kanser olana kadar geldiğimiz noktadan memnunum. Sağlık bonusu yani şu an sağlık kötü gösteriyor diyor ama diğer bonuslarla beraber dengeledik sanırım. Böyle böyle arttırabiliriz hatta. <laughs> Çok güzel kızım büyüdü. Ana soylu evlilik yaptık kendisiyle. Hiç de fena olmadı. Ben daha kampa varamadım. İki kontrat var. Selanike mi gidiyoruz? Güzel olur. Bak şimdi bütün orduları değil de. Şöyle aynen şunları kaldırsak. Bu arada buradaki askerler de yenileniyor sanırım. Bu haritayı da şöyle biraz tamir edebiliriz. Aynen iyi olur. Bu kamptaki berber çadırı olayını sevdim. Sağlığı arttırıyor ve iyi para getiriyor. Bakın şimdi. Poligiros'a gireceğiz. Güzel. Kazandık. 62 altın verdi. Harika. Erzak'la doldurduk. Ordumuz çok iyi. Hatta ben şu an istesem belki Bizans'a kafa bile at. Aa Alexios. Alexios Komnenos gelmiş başa. Mükemmel. Bütün orduları kaldırdık. Şu an bir köylü ayaklanması var. Hadi gidelim. Kendim başa geçirebilirim. Hiç fena olmaz. Bana kafa atmayı tercih etti köylü ordusu. Çok ilginç. Evet, savaşı bitirebiliriz. Harika. Canım savaşta yardımcı olmamı ister misin? Muhtemelen evet. Kabul edecek. Kime karşı saldırıyoruz? Bir dakika. Gürcistan'a karşı mı? Aa güzel. tam ben bu savaşa yardımcı olurum. Şu işe bak ya. Kutalmışoğlu Süleyman'la Alexios Komnenos baş başa. Nizarilerin başı. Fatimiler. Aa şu işe bak Fatimiler. Bunlar kim? Kanzi İmparatorluğu mu? Kanziler değil mi? <laughs> Kanzi İmparatorluğu harika ya. Ben bayıldım. Görmüş olduğunuz gibi Kanziler. Beşistan'ı kurmuşlar. Bu kim? Yardım yardım gerekiyor mu? Bak paran yok mu? Hadi gel savaşına katılayım ya. Heh. Zaten sana da uğrayacağım. <laughs> Aa yok uğrayamadım tüh. O sahnesin nasıl başı oluyorum ben? Şu an Hırvat ordusunu yok ettik. Bu kadar basit. Kontrat da alabiliyor muyuz? Aa evet hadi serbest bıraktım seni. Ont Claudio sen kimsin? Kime karşı kapışıyorsun? Aynı anda iki savaş. Benim savaş katkım ne kadar? 781. Burada kuşatıcı birlik bıraksak hiç fena olmaz. Geri kalan orduyla şöyle üstlerine gitsek. Yardım lazım mı canım? Ha, gerçi ben şu an başka bir savaşta yardımcı oluyordum değil mi? O yüzden olmuyor. Pavyonu belki şöyle. Pavyon dediğim pardon yani ota büyük çadır oluyor. İki cephede savaş veriyoruz. Burayı kuşatırsak hiç fena olmaz. Hatta buraya ben kendim mi geçireyim diyorum. Bir dakika benim aklıma şöyle güzel bir şey geldi. Krizantos'u geçirdim. Buraya da kendimi geçiriyorum. Buradaki kuşatmayı alırsak baya bir erzak elde edeceğiz sanırım. Şöyle söyleyeyim. Buradaki ganimeti görüyorsunuz değil mi? Ne kadar elde ediyorduk? Şurada loot and plunder vardı. 20 katı. 18 çarpı 20. 360 mi yapıyor? Bakın şimdi düşman ordusuna şöyle girdim. Çok güzel. Biz buraya almaya çalışıyorduk. Tamam. Yeterince yardımcı olduk Bizans İmparatorluğu'na. Şu işe bak Bizans'a karşı değil Bizans'la savaşıyoruz. Bizans'ı kurtardık gibi bir şey hatta. Yani Komnenosların başta kalmasını sağladık. Sen kimsin? Ha benim eşim. Bana para verdi. <laughs> Ulan ya Alexios Komnenos. Çok iyi. Strategos Adrianos. Sen kimsin? Yardımcı olursun tabii ki. Neden olmasın? Ben neredeyim? Kamptayım. Az önce onu almıştım ama. Aa Haçlı Seferleri başlıyor. İlginç. Mesembre'ye gidebiliyormuşuz. Gidelim. Aa çok kötü bir dağ tehlikesi yalnız. Uf. Gidelim. Umarım bir sıkıntı yaşamayız ya. Nereye gidiyoruz? Erzağımız bayağı var. Erzak'la şu askerleri şöyle şişirebiliriz. Aynen arttırdık. 3500 kişilik harika bir ordumuz var. Ben istesem şu an. <laughs> Oho, inanmıyorum, Bu suçlu olmuş. Arslan Şah'a baksın. Ayazalp tabi nasıl oldu bilmiyorum. Öldürülmüş. Şu an çok güzel işler yapıyor gibiyiz. Kansere yakalandık ama ölmeyeceğiz. 50 yaşına dayandık. Ve sağlığımız gayet iyi. Ben şunu hatta istesem biraz arttırabilirim. Oh çok güzel. Ordumuz daha da güçlenecek. Sarmallama gayet güzel. Semptomları azalttık en azından. Ölemiyoruz arkadaşlar. Bence gayet güzel bu ama. Hiç de fena değil. Ya o kadar yere gidiyoruz yani ülkeyi baştan aşağı dolaştık. Umarım bana iyi para verirsi ya. Bundan sonra bir de Alexios'a yardımcı olayım mı? Heh, tahtını koruması için. Ya şu an hallediyor gibi ama. Bence tek başına da yapabilir. Daha nerelere gideceğiz? Bitmiyor mu bu kontrat ya? Şunu toplayabiliyoruz mesela. Şu kararı alabiliyoruz. Bu kararı alamıyoruz. Her şey elimizde yok. Biraz daha altına ihtiyacımız var değil mi? Ben ne yapacağım biliyorum. Bir dakika ben önce Alexios'a yardımcı olacağım ya. Ordularımı şöyle bir kaldırayım. Hatta kendimi başa geçireyim şöyle. Şurada kuşatıcı orduyu. Ben muhtemelen yok ederim bunları ya. Burası ova değil mi? Evet ben sanırım yok ediyorum bunları. Ve gelmiyorlar. Savaşa katılmıyorlar. Gel gel. Nasıl, bakın nasıl darma duman ediyorum sizlere. Avantaj mükemmel. <laughs> Alexios arkadaş oldum şu an. <laughs> Çok iyi ya. Salabiliyor muyuz birilerini? Salacağım. Alexios'um oraya gelmene gerek yoktu. Ben hallettim onları ama. Aynen bu kadar. Düşman ordusu nerede? Ortada düşman ordusu yok. Gerçi şunların Şunları halledersem şöyle. 562 altın. Oh. Süleyman Kutalmışoğlu'nun seyahatlerini yapabiliyorum ben. Bir kitap oluşturuyorum sanırım. Sağlığım nasıl? Kötü diyor. Deneyim mi? Evet. Şu an kitabı oluşturuyoruz. 30 senelik macerasını yazıyor. Yapma oluşturduk? Vay be. Güzel. Ben bunu kıza veririm. Kızın elinde durur bu. Aynen öyle. Bilipopolis valisi mi? Evet. Gel gel tokatlayacağım seni gel. Gel gel. Bana kafa atıyor resmen ya. Bulgaristan valisi gel. Gel tokatlayacağım seni gel. Bu kim? Raşka valisi gel. Atabey börü. Ha. Düşmanları böyle tokatlayarak yapıyoruz bir şeyler artık. Şu kampımı hatta mümkün mertebe şöyle geliştireyim. Güzel olur. Evet kazandık. Alexios şu borca girmiş ama aylık 62 falan kazanıyor. Çok güzel para kazanıyor. Arkadaşımız oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Kutalmışoğlu Süleyman'ı oynayarak. Daha tabi Anadolu Selçuklu'yu kuramadık ama. Ben istesem şu an. Arkadaşım ya. Toprak da alabileceğim sanırım kendisinden. Bütün kamp binaları yok olacak. Kutalmışın oğulları yok olacak. Yeni bir soylu aile olacağım. <laughs> Çok iyi ya. Ve kabul edecek. Her türlü kabul edecek sanırım. Ama param yok. Prestij harcayarak mesela. Kendisi için. Hırvatistan'ı alabileceğim. Çok iyi değil mi? Aa şu işe bak. Mısır Krallığı için Haçlı Seferi. Hatta ben istersem Kudüs'ü de alabilirim kendisi için. O da olur. İnanmıyorum. Bir dakika ne? Aa şu işe bakın. <laughs> Avrupa'ya hiç bakmamıştım ama. Burada İngiltere'de Godwin'ler gelmiş. Kapeler burada. Çok çok ilginç gerçekten. Norman dehanesi bir acayip olmuş. Kaiser 4. Heinrich. Burada gördüğünüz gibi Fatih olmuş. Kutsal Roma'ya da savaş açabiliyorum ama. <laughs> Yok bu, bu zorlar mesela. Macaristan için yapabilirim. Hiç fena olmaz. Lazlo var burada falan. Polonya için yapabilirmişim. Papa 10. Benedikt için mümkün. Çok ilginç ya. Gürcistan için yapabilirmişim. Bu da fena değil. Bakın bu. Oh, oh, Vay be. Şu işe bak. Prens Börü Barsalp. Şu an Gürcistan'a savaş açıyor ve sanırım yenecek. Bilmiyoruz ama. Eşim öldü değil mi? <laughs> Evet haşhaşi olduk. Daha doğrusu haşhaşçı olduk. Ot içiyoruz yani. Hasta mı oldun lan? Tüh. Olur olur. Aa hemen salalım bunlar. Buradan iyi para gelir. Saldık. Bunlar kaldı. Sen güzel bir abiye benziyorsun. Gel seni alırız. Aynen şampiyonumuz yaptık seni. Alabileceğimiz şöyle kontratlara bakalım. Şeddadiler var burada. <laughs> yardımcı olayım mı sana? İster misin? <laughs> Ay, çok iyi. Papaya yardımcı oluyorum böyle falan. Bilmiyorum ama devasa orduları var. El Murabıtlar bayağı bir büyümüş. Key tanesi burada Mali'yi kurmuş. Mali Krallığı'nı çok iyi ya. Altın madenlerini evet bir tane altın madeni kurmuş. Hatta kendisi de Fatih olmuş. Bu da Fatih olmuş. Sen de Fatih olmuşsun İşbili Abbadiler. Bence gayet keyifli bir macera geçirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi tutalmış olduğu Süleyman'la oynadık. Gerçi kendimize bir toprak elde edemedik ama. Topraksız olarak da gayet keyifli. Ciddi para veren kontratlar aldığınız zaman ordunuzu gerçekten güçlendirebiliyorsunuz. Ciddi iyi oluyor. Yani o açıdan. Onu söyleyebilirim. Ben de mümkünse videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani yapılabilecek çok şey var bununla alakalı. Her ne kadar uzun bir süre önce kansere yakalanmış olsak da yapmış olduğumuz geliştirmeler sonucunda bayağı bir hayatta kalabildik. Alexios Komnenos'a savaş açmak istemiyorum. Çünkü kendisi arkadaşım ve bana bayağı bir katkıda bulundu en azından. Bana ciddi para verdi. Bizans'ın da az ekmeğini yemedim. Yani beni besleyen eli ısırmak da çok ...hoşuma gitmiyor açıkçası. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu videodan eğer devam etmemizi istiyorsanız... ...bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bunu hatta böyle part 1 olarak da koyabiliriz ve... ...part 2'de mesela sizden gelecek geri dönüşlere göre... ...bununla alakalı ya Süleyman'la ya da Süleyman'ın kızı Canan'la belki... ...maceralarımıza devam edebiliriz. Belki Hırvatistan'a çökeriz, belki Sicilya, belki Gürcistan. Ters İmparatorluğu'na çökebilir miyiz bilmiyorum. Alexios'la iyi olduğu sürece... En azından bize asker açısından katkıda bulunabilir. Çünkü Ters İmparatorluğu şu an ciddi anlamda iç savaş içerisinde Belki Mısır'a çökebiliriz, belki Kudüs'e çökebiliriz. böyle bir, bir güzelliği var. Bununla alakalı geri dönüşlerinizi bekliyorum. Tekrardan söyleyeyim umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve umarım oynayışımızı çok rahatsız etmemiştir. Yani topraksız birine oynarken umarım siz de eğlenmişsinizdir diyeyim. Ben çünkü sonradan böyle biraz açıldım. Sonradan biraz gücümü toparlayınca böyle belli başlı geliştirmeleri yapınca toparlamaya başladık. Böyle 250, 300, 500 altın veren kontratlar oldu. Eğer dilerseniz dediğim gibi bu videonun devamı gelebilir. Bizans'a saldırmak yerine Bizans'ın bir parçası olmak şu noktada daha iyi. Alexios'u başa geçirdik. Komnenoslar başa geçti. Alexios Komnenos var ve ülke yönetimi şu an çok iyi. Arkadaşımız oldu. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.